Merhabalar VR severler. Bugün size Bethesda'nın yeni yayınlanan, kapalı beta'da olan After Humanity adlı oyunu oynayacağım. Yine e-spor olacağı söyleniyor. Çok keyifli bir oyun. Silah bazlı FPS oyunu. Bunu kesinlikle görmeniz gerekiyor. Arkadaşlar, tuş kullanımı çok kolay, çok basit. Daha önce VR kullanmışsanız bu rahat bir şekilde kullanabileceğinizi düşünüyorum. Arkadaşlar, hemen alalım. Silahı almak için klasik tuşumuz. Alalım. Direkt elimize şarjör geliyor. Şimdi arkadaşlar, şarjör atmak için normal silah oyunlarında olduğu gibi şey yapmıyorsunuz. Hani elinizden şarjörü çıkart tak derdiniz yok. Ateş ederken bile çıkart tak, çıkart tak. Şu şekilde yapabilirsiniz. Yani güzel bir şarjör mekaniği olmuş. Hızlı bir oyun için valla tercih edilebilecek bir şey olduğunu düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar, karakterlerimizin skinleri var. Farklı skinlere sahipsiniz. Büyük ihtimal level alma sistemi var. Level aldıkça başka skinler de açılacak bizlere. Ben neyi alayım? Maviyi alayım. Sevleyelim. Şimdi arkadaşlar, ayrıca 3 farklı silah seçeneğimiz var. Bu silahlar şu şekilde bir taramalı bir silah. Şu şekilde pompalı. Pompalı ama tek eksiği bence mermisi az. Yani şöyle bir AWP'niz var. Ama AWP'yi kullanmak her oyunda, diğer oyunda zordur. Ama tabii ki kendinize göre bir şey kullanabilirsiniz. Ben yine bunu alayım. Bu ayrıca silahların skinleri de var. Bakın arkadaşlar, hemen şöyle göstereyim. Ya ben açıkçası şunu çok beğendim. O yüzden bunu aldım. İki silahımız için de hemen bir skin bakalım. Oo, silah güzelmiş. Oo, çok güzel. Şimdi arkadaşlar, silahımızı değiştirmek için alt tuşa basıyoruz bu arada. Onu yere gösterelim. Çok keyifli bir oyun olmuş. Arkadaşlar, ilk önce bir tutorial'la göstereyim size nasıl olduğunu. Ardından bir maç bakarız. Şu an çok insan yok, maalesef yok. Daha birkaç saat sonra büyük ihtimal Amerika'daki insanlara ulaşacaktır. Evet, hazırım. Şimdi arkadaşlar, yürümek için klasik joystick'le yürüyorsunuz. Bu arada gözlerimin, hatta ekranlarınızın kararmasının sebebi de baş döndürmesini bir nebze azaltıyor. O yüzden bu şekilde bir karar uygulamışlar. Güzel bir tercih. Ben seviyorum, beğeniyorum böyle bir tercih olduğu zaman. Kaç oyunda daha görmüştüm. Aynı zamanda arkadaşlar, sol elinizle basarsanız hızlı yürüyorsunuz. Şöyle koşuyorsunuz. Oldu şu. Gördüğünüz gibi çat çat. Ya bunu çok kolay kullanması, yani bu oyunda çok güzel şeyler yapabilirsiniz. Özellikle takım oyunları için birebir diyebilirim size. Hemen bakalım şöyle. Tamam. Ne istiyoruz da? Bu arada canınız azaldığı zaman bir yerde saklanmayı tercih edin. Canınız dolacak. Oyun böyle bir oyun arkadaşlar. Sürekli saklanıp adam vuracağınız bir oyun. Şimdi arkadaşlar, bunu atlattıysak artık main menüye geçelim. İncelerken de aslında bana göre en büyük hatalardan bir tanesi, silah sizden uzaklaştıkça elinizin içinden çıkıyor. Bu çok kötü bir hata. Çok
Hatta berbat bir hata olmuş. Tabii bunu düzelteceklerdir, bakın. Ama da şu hissiyatı ben görmek isterdim benim için. Parmağım böyle kapanıp açıldığını görmek isterdim. Ama işte sonuçta yine de iyi. Hemen bakalım hangi serverlar var, ne var ne yok. Nojen'in, free-for-all. Yani herkes birbirine düşman. Ona bir girelim bakalım. Hadi buraya tıklayalım. Ve girdik arkadaşlar. Herkes düşman. Çok göstermemek lazım kendimizi. Her yerde olabilirler. Orada gördüm bir kişiyi. Millet kapışırken arkadan gitmeniz çok önemli. Çünkü adamın zaten canı azalıyor iki kişinin de. Ben şimdi bir arkalayayım. Bakalım. Şöyle. Ben vurmamış mıyım? Ha, arkadaki adam vurmuş. Olsun. Yine de skor vermiş. 25 skor vermiş. TDS Echo. Takımlar oluşmaya başladı gibi görünüyor bu oyunda. Ses kasmanız gerekecektir. Elbette ki. Her oyunda olduğu gibi. Rafı kesip. Ve vurdum. Vurdum, evet. Alanınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Maalesef. Sizin arkaladığınız... Double kill. Ah be. Şurada da var. Ya free for all. Güzel ama işte böyle sıkıntıları var tabii ki. Ben dolduralım. Lafınızı kesin. FPS oyunlarına bayılıyorum. One minute left. Bir dakika kalmış. Hemen şuradakini salalım. Double kill. Ya bu oyunla ilgili birçok video ben büyük ihtimal yayınlayacağım arkadaşlar. Çok keyifliyim ben çünkü oyundan vuruldum ya. Ben bu oyunu sürekli oynayacağım gibi duruyor. Oynadıkça size de böyle arada videolar çeker atarım gibi görünüyor. Ayrıca VR kullanıcısıysanız Türkiye'nin herhangi bir yerinde benimle beraber oynamak isterseniz veya takım oluşumunuz arasında yer almak isterseniz VR Gaming Room Instagram veya YouTube kanalımızdan bizi takip edebilirsiniz. Bize oradan yazabilirsiniz. Ben elimden geldiğince Türkiye'nin en profesyonel oyuncularını bir araya getirmeye çalışıyorum. Bu oluşumda yer almak isteyen arkadaşları kesinlikle bu alemde bekliyorum arkadaşlar. Dördüncü olmuşuz. Sonradan katılmak olacak o kadar. Yapacak bir şey yok. Zamanlı bir oyun. Görüşmek üzere.